Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Senaryomuzda sözleri var, niye hatırımıza gelmiyor, söyleyemiyoruz ya. Aksesuarlara dokunmuyoruz ya. Aksesuarları yemiyoruz. Dokunmuyoruz. O vardır ya falan. Evet. Değil mi? Setin ilk günü, ilk günü bu mutlaka söylenir arkadaşlar. Aksesuarları yemeyin. Dışarıdan duyan da bunlar nasıl bir ekip acaba? Ama hep de yenir ama. Sen bunun ne olduğunu biliyor musun Cedik? Ama zaten düdüğü hiç ilgilenmedi bir sahne olduğu için. Olur değil mi? Hem böyle şey odayı göreceğimiz hem şey yapacağımız bir açıyla başlayalım mı? Olur. Yani buradan benim düşündüğüm açı da zaten şey değil, böyle Meryem'in yatak şeyi değil. Genel bir resim. Genel. Oradan ayna mayna. Engin Bey. Buyurun. Buradayım. Artık filmin bütün duygusunun ortaya çıkacağı bir mekandayız. Meryem Oda Süleyman. Bütün elinizin sihrini koyun ortaya, atmosfere çıkarın abi. Tamam mı? Tamam. Film burada çıkacak. Tamamdır. Teşekkür ederim. Uyumlu bir çalışma yaptık dersin görüntü yönetmeni. Bu resmini düzeltip Kakadi ile şöyle sersem sepele kalkıyorsun. Tamam mı? Hocam bir şey kamerada bakalım mı şeye kaşları? Daha iyi olmuş ya. Düne göre daha iyi olmuş. Devamlılığı önemli. Karşı açısına geçeceğiz. Aynadan görüyoruz tamam. Elini kolunu. Ona dikkat edelim. Tamam. Hazır. Buyurun. Meryem. Kız. Meyre! Hadi kalk! Kalk hadi! Tabii, gece yatıp uyumuyor ki. Bıraksan akşama kadar yatacaksın. Hadi kalk! Tarhana keşiği var. Giydiriyor, yatırıyor tekrar. Şuraya oturabilir. Evet, güzel. Şuraya oturup uzunca bir sahne. Bunlar böyle karşılıklı konuşuyorlar abi. Evet. Karşılıklı konuşuyorlar. Bütün bu sıkıntılara katlanırken bir umudum var. Ya olmazsa anamın evine gidiveririm. İlk defa bunu ifade ediyorsun ve aldığın cevap seni, koca evinden dönüş yok cevabı seni resmen hastalıkla beraber çökertiyor. Büyük oynayacağım diye korkma. Büyük olursa tekrar alırız. Biraz belirgin yap bunu Zeynep'ciğim. Çocuğum olsaydı dayanamaz gelirdi diyor. Tutsana. Ben dayanamıyorum. Yapamayacağım. Ne yapamayacağım? Ben oğlanım kalmadı. Benim yanımda. Kızım senin ağzından çıkan kulağını duyuyor. Ben ne kadar
Tamam. 58. 59. 59. 59. 58. 59. Stop. Şimdi şuraya oturmuş, elinde kavanoz, tamam mı? Tek tek atıyordu, kavanozun içi dolu. 55, 56, 57 diyor, koyuyor şöyle, şey hayallere dalıyor böyle. Gideceği günün hayaline dalıyor, yüzü mutlu. Hadi bakalım. Bir tane mi? Babam söyledi. Hadi. Sen gittin mi? İstanbul'dan mı geldin? Yok, İstanbul'dan geldim. Kavanozu biraz daha önüne alsın. Daha öne, öne, öbür ayağına, sağ ayağına. Sağ ayağına. Daha yaklaştır vücuduna. Gibi. Hah, bak orada daha güzel çıkacak. Hah, oldu şimdi. Daha iyi oldu. Uyanıyor abi. Gözünü açıyor. Direkt kavanoza bakıyor. Hemen kalkıyor. Kalkıyor, hemen açıyor. Bir tane taşı alıyor eline. Gidiyor buradan. Pencereyi açıyor, perdeyi açıyor, pencereyi açıyor. Ondan sonra atıyor keyifle taşı dışarıya. Keyifle o demire girip kafamı bakayım. Sen onu da yaparsan bravo Zeynep. Ben buradan kavanozu nasıl atacağım onu düşünüyorum. Aa. Elini sokacaksın şöyle. Çıkarıp atacağım değil mi? Günaydın Celil. Merhaba İsmail, yeni mi? Günaydın. Ayağa kalk, ayağa kalkar mısın bakalım? Hadi oğlum. Sana şimdi ben mikrofon takacağım, tamam mı Celil? Senin sesini ben oradan dinleyeceğim, tamam mı? Sen buradan konuşacaksın, bu burada olacak. Tamam mı? Ben onu dinleyeceğim sonrasında. Anlaştık mı? Tamam. Dur bakalım. Anlaştık. Dur bakalım. Yok pek anlaşmış gibi değil anlaştık, ama. Anlaştık anlaştık. İstemiyor musun yoksa? Dur, istiyor bak böyle yapacağız. Anlaştık mı canım abi? He? Bak Zeril. Silahını sakladık. Silahını sonra göreceğiz. Hadi çak Zeril. Ay be tamam. Aslanım be. Tamam. Hadi oturabilirsin otur bakalım şimdi. Aferin ya valla. Ben dedim aman, dikkat. İyi yaptın. Biz anlaşırız onu. Uyan da doğru güzel. Düşün şimdi almayabiliriz. Melodi'nin telefonu ne oldu şurada? Biliyor musun? Bakacağım. Ne oldu? Ne oldu telefon? Tuvalete. Gönderelim bir adam. O adamla görüşelim. Neydi senin adın? Cihan. Cihan. Cihan'ın kafası ne oldu? Pencereye mi sıkıştı? Sonra koluna dikkat ediyorsun. Biri düşmüş bunun Celil diyorsun. İki tane V olursa çavuş. Bir V olursa onbaşı. Bak biri çavuş olmuş, biri bu ne? Bu onbaşı olmuş. Onun burada ikili bitişik var değil mi? Bir tane. İkili bitişik olan çavuş. O çıkarılan onbaşı evet, biri değil tek mi? Tek kalan onbaşı. İki olunca o ne o? Çavuş. Çavuş yani. İki olunca çavuş. Ha o şey ya iki tane takılıyor ya bir tane kalın takılıyor çavuş öyle mi? Şuradan küçük bir hareketle ineriz. Şu önümüzden sütundan geçeriz. Şöyle. Şurada ikili oluruz. Şöyle şu çaprazda ikili oluruz. Şöyle bir daha. Kızım anan nerede diyor. Anan nerede diyor. Tarif ediyorum. Celil sen de iyi dinle. Tarif ediyorum. Kızım anan nerede diyor. Kına gecesi varmış. Oraya gitti. Sen niye gitmedin? Yemeği hazırlayayım. Dur ben. İyi hadi hazırla bakalım. Çok da iyi. Gittin. Gittin hemen merdivenlere. Süleyman da buradan dedi ki. Biri geçmesin içinde. Hadi bakalım şimdi söylemiyorum şey olmasın diye. Lafını söylüyor. O da çıkıyor. Biz kalıyoruz. Nereyen mutfağa gidiyor direkt. Şimdi Allahu alem. Biz onu yaptıktan sonra o da kalkar böyle bir yürürse. Anan yok mu? Kına gecesine gitti onlar. Sen de gideydin kızım. Yemeği hazırlayayım diye gitmedim ben. İyi o zaman. Hadi sofrayı hazırla. Celil, oğlum. Hadi sen de eve. Haydar
Çocuğu olurmuş. Burnumuzun ucundaki yeri biz bilmiyoruz. Siz gelirse devam, siz devam et. Karşılığına keseriz. Çok yakın çünkü canı genelden alsana mı? Çok mu? Git oğlum, kamyondan getir, kamyondan. Olmaz o, kamyondan getir. O olmaz. Kamyondan getirin. Ya zaten ağlamam gerekiyor. Bir şey değil. Biliyorum anne. Gerçek. Yavrum zaten onu... Canlı niye gerginsin ki sen? Ya saçma sapan iş yapıyorsun ya. Ya ağlamam gerekiyor diyorum. 10 gün sonra bunu hatırlayıp ağlayıp işe gireceksin ya. Ya. Ay ya bilerek ağlıyorum. Şimdi niye ağlıyorsun? Yosunlardan mı huylanıyorsun? Ne? Yosunlardan mı diyorum huylanıyorsun? Bazen. Ha? Ki. Sahnede yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Ben senin abdest alma ağırlığına göre konuşacağım. Daha yavaş konuşacağım. Burada abdest alanın çocuğu olurmuş. Yabandan bir sürü kadının çocuğu olmuş. Senin de çocuğun olaydı. Kocan duramaz gelirdi. Şimdi iyice in. Ne kadar ıslan. Hadi gel. Üstünü değiş. Daha afyon ırgadımız var. Hazır mı? Alacağız ki sol sağımız karışmasın.
böyle olacak yani İsmail'e. Ya da İsmail daha içeride olacak. Ben biraz böyle olayım. Ya da öyle olabiliriz. Hiç onları şey yapmayalım. Çünkü buradan oraya bağlayacağız ya, buradan oraya bağladığımız zaman sağımız solumuz atlayacak. Evet, dikkat. Evet, sessiz olalım lütfen. Hadi buyurun bir prova daha. Hani kanmak bir şey yok. Alamıyoruz. Döndürüp vurduk, kestik, durduk orada. O ara sen küre kavrarken o kaçın. Önümüzden kaçacak abi. Bir de terlik atacağım biz burada. Kaçarken yanına bir terlik al atacağım. Terlik atacağım. Biz böyle çıkacağız değil mi? Kameranın Meryem'i komediye çevirdiniz abi ya. Atmayın ben kapatmış olacağım. Buradan çıkacağız. Adam dönüyor ne yapıyor? Arka arkaya söylemek zorunda değilsin. Sadece şunu düşün. Ya üzülüyorsun, için eriyor çocuğa. Bak bak, olma oğlum böyle olmaz ki. Hani biraz da merhametle söyle oğlum. Senin çocuk var değil mi? Yok benim. Hem ben ineklere mineklere bakamam. Kendi evimin işi, çocuklar. Zaten bana yetiyor. Esli, böyle takır takır değil. Düşüne düşüne. Mesela şu sakın göndermeyini dedin. Anne sakın göndermeyin. Bak hani. Uyarıyorum. Anne sakın göndermeyin. Durumu uygun olsa adım alır zaten. Hem ben ineklere mineklere bakamam. Kendi evimin işi, çocuklar. Zaten bana yetiyor. Anladın mı? Güzel olmuş hamurun. Kaç yumurtadan verdin? Sen böyle konuşursun aslında değil mi? Burada hiçbir şey yok. Bak şuradan, şuradan bu tarafta kimse yok. Sizin sohbet edeceğiniz yer. Bak orada kadınlar var, kızlar dolanıyor, tepsi kızlar alıyorlar. Kızlar dolanıyor, kızlar dolanmıyor kızlar orada. Burada abla var, burada kimse yok. Bir de abla sen de sordun mu? Dönüyorsun ya. Ne zaman hayırlısıyla Meyrem? Hayırlısıyla ne zaman gideceksin Meyrem? Gideceğini unut. Hadi tamam, desin tamam desin. Rahat ediyorsa desin. Hadi. Gideceksin mi deyim? Yok yok yok, yok dur abla. Gideceğini karıştırma. Işte bir daha de. Hayırlısıyla ne zaman gideceksin Meyrem? Ayrılamam öyle teyze. Söyle mi? Hayırlı olsun. Oraya gitmedi. Ondan sonra işine döneceğim. Eyvallah. Süpersin. Ya baba sana niye komple Süleyman diyorlar? Sana niye komple Süleyman diyorlar? Sana niye komple Süleyman diyorlar? Burayı esli ve heceleyerek abi. Ne yapsın etsin bir haftaya kadar el tutsun. Karısını alıp yerleştirsin. Sen böylece söyle tamam mı? Kızım parayı yolladım PTT'ye. Gidip parayı alsın. Ne yapsın etsin bir haftaya kadar evini tutsun. Karısını alıp yerleştirsin. Tabii tabii. Merak etme amca. Ben söylerim filan. Çok dramatik değilim de. Biraz daha durumunu belli etmemeye çalışan tamam. Birisi. Ama tamam. Biz yüzünde görüyoruz o şeyi tabii. Zaten. Amca Mustafa yok. Dışarıda geldiğinde söylerim. Sizi arar. Kızım. Para yolladım bugün PTT ile. O parayı gitsin alsın. Yani öyle karışımlı, renkli yalıcı. Onu anlatayım.
anlatmaya yani. Çalışıyorum ya. Aslında kakao ve havuç ya. Badem yağı sür, feza yapmak için. Biberiye. İşine ben böyle sadık bir aktörüm. Aktör görmedin. Sizin de normal. Şu abi 60 kareye bak. Nefesini görüyor musun bak? Evet. Sesler kaybolmuş mesela. Sadece nefes sesi. Kurtulmak için gerekirse, heh, hani kovayı atıp elin, diğer elinle kurtulmaya tamam. Çalışıyor. Tamam. Tam kovalar fırlasın. Bakın sevdi ya. Durun. Ben biliyorum çünkü kız hiçbir şey yapamayacaktım. Artık bir noktadan sonra bırak falan sonrasında. Tamam. Kovayı fırlatıp bu sefer diğer elinle. Ya ben güçlüyüm biliyorsunuz değil mi? Evet. Onları sıkı tut ben. Kadir, sen de telefonunu çekin. Kızım kolun çürür lan. Lan. Hazır, kayıt. Akıyor. Bir tanem, inan bana. Mustafa git dedim. Alo. Merhaba Meryem. Ne haber? Üst üste oldu. Evet. Alo. Merhaba Meryem. Merhaba. Babam yok mu? Şimdi çıktı. Dükkana gitti. Bak Meryem. Sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Feza, şöyle bir şey yapabilir miyiz abi? Biraz daha yüksekte, yani şu seviyede filan. Biz şuradayız, tamam mı? Orada ışık yanıyor. Biz böyle küçük bir hareketle, biraz da alta çiğnerek, şuraya indiğimiz zaman bir kelle kadraja giriyor. Arkadan merdivenle İsmail çıkıyor, oturuyor, bir cigara yakıyor. Bu kadar. Şuradan oraya inmek çok mu uzun olur? Yok, olmaz. Olmaz değil mi? Ver abi, ben de indik. Tam biz döndüğümüz yerde bir kelle çıktı. Siz ne koyacaksınız? Ses koy. Ses mi? Şey... Altta ses mi gelecek şeyin? Yok, ambiyans. Salonun sesini hiç duymayacağız. Ambiyans sadece. Evet, hazır.
Evet. Peki perdeleri böyle mi? Yavaş yavaş, hiç acele etmiyor. Şimdi gidiyorum. Bak burada bir şey oldu böyle. Şöyle bir kademe var. Anladım. Tamam, olmayacak abi. Geliyorsun. Bir görüyorsun abi kaynanayı. Önce bir kalıyorsun böyle. Bir ne yap? Gitsem mi? Gitmesem mi? Bir tedirginlik. Sonra şöyle bir sırtını o tarafa dönerek, yani şu cepheyi sırtını dönerek şöyle biraz hani görünmemeye çalışır gibi bir daha bakıyorsun. Dönüp gidiyorsun. Hızlı adımlarla dönüp gidiyorsun. Provayı kaydır. Tamam. İşler. İşler. Orta ortaya kız. İşler. Kaçapayın hakkı. Kaçapayın. İşler. Kaça peynir? Yedi. İyi. Yat bakalım ikili. Basın. Bahşiş. Eskici! Eski alırak, demir alırak. Eskici! Simitçi var, helvacı var. Zerzebatçı geldi hanım. Domates var, biber var, patlıcan var. Hocam, ayıp olmasın size dondurmacı olsun. Olmaz mı? Ben mi? Evet. Ay niye ayıp olsun, becerebilsem olur da. Dondurma değil de başka ne olur? Ya bismillah. Ne kaldı? Kalaycı. Ha? Ha, kalay olur, kalaycı. Kalaycı geldi. Tencere, tava, cezveler kala yapılır. Kalaycı geldi. Kalaycı. Böyle bir hal. İşleyeceğini. Evet yenge. Bir kapatın önünü. Önünü kapatın. Bir bayrakla kapatsın. Tabii. Yenge. Rakı. Şeytan. Meryem. Önder bir tık daha kaldırabilir misin? Meryem bu işte oğlum. Kilisede bak buyur. Benim enerjim bitmez. Benim pilim bitmez. Hemen aç abi.
Tamam şeytan, şeytana diyorum aldanma. Bu boynuzlar aldatılmaktan ve sana söylüyorum ama inanmazsan. Kolaysa terk et, kolaysa terk et. Alınmam darılmam gücenmem, seni seviyorum. Çüz. Başlasana. Biz bir elmanın iki yarısı değil, iki elmanın bir yarısı. Biz ayla deniz değil, yakan mozun ta aynısı. Senle ben, hep birlikte senle ben, senle ben. Buluştuk, görüştük, tanıştık ve anlaştık ama görenler şeytan. Şeytan, şeytan diyor ama aldanma. Bu boynuzlar aldatılmaktan ve sana söylüyorum ama inanmazsan hep birlikte. Kolaysa terk et, kolaysa terk et. Alınmam, darılmam, gücenmem. Seni seviyorum. Çüz. Ah yalan dedim ya. Çocuk gitti. Yalan dağın yerine. Gelen dünyada. Yardımcı olmuşum, onu anlatıyorum. Anladım. Buraya şunu yapın, şuraya şunları yapın diye. Şu kapı yalnız çok önemli bir şey benziyor. Evet. Şu, şuradaki resimlere acaba. Ampuller sana baktı. Yok, ampulciler var burada. Gidip giyinebilirim. Tamam. Hadi geçmiş olsun. Tamam. Bak, bekliyor ya. Evet. Evet. Bu son sefer burada. Yok yukarı şey tamam anladım bak. Vay vay vay. Look at the quality of this stuff on the screen he's got here. Wow. Just amazing. Yeah. Vallahi. Vallahi amazing. Türkiye 21. yüzyılı girmiş. Hem de nasıl. Bakıyorum abi, izliyorum. Okay, çok güzel ya. Okay. Okay. Right. Çok teşekkürler. Teşekkürler. İyi yolculuklar. İyi bir film olsun. Bakarız. İnşallah. İstanbul'a gidelim. Orası büyük şehir. Kimse bulamaz bizi. Ya bir gün karşılaşırsak? Ya bizi bulursa? Senin böyle bir halt edeceğimi biliyordum. Thank you.
solo var ya, yani şey, evet, vokalin olduğu yerde, evet, cümbüşü biraz düşmek lazım. Düşük. Tamam. Bir de şey yapalım, bunu düşük sesle söyleyelim. Şöyle mesela. Bağırmayalım. Hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim. Yalan dünyada. Sen beni gönlünce mutlu mu sandın? Ömrümü boş yere çalan dünyada. Sen beni gönlünce mutlu mu sandın? Ömrümü boş yere çalan dünyada. Ah yalan dünyada. Hadi Zeynep. Yalan dünyada. Yalandan yüzüne gülen dünyada. Dünyada. Yalan dünyada. Yalandan yüzüne gülen dünyada. Sağlık abi. Memnun oldum. Memnun oldum ben de. Buradan çıkıyorum. Sağ olun.